Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 2000 Türk Lirası altına alabileceğiniz en makul modellerle karşınızdayız. Bu videomuzu hazırlarken ne gibi kriterleri göz önüne aldık? Hemen bunlardan bahsedelim sizlere. Nedir arkadaşlar? Bir telefonu alırken sizlerin de göz önünde bulundurduğu kriterleri biz videomuza taşıdık. Nedir bunlar? Bir kere fiyat. Ne dedik? 2000 Türk Lirası aşağısında olsun. Çünkü 2000 Türk Lirası üzeri biraz insanları yorabiliyor. İkinci kalibremiz ne? Tabii ki ekran. Telefonumuzun ekran çözünürlüğü bir nebze yüksek olsun. En azından hani böyle gözü yormayacak kalitede parlaklığa sahip bir ekranımız olsun istedik. Üçüncü, bataryaya baktık arkadaşlar. Böyle 2000-2500 mAh değil de biraz daha yüksek. 3000-3500-4000 mAh'lik bataryaya sahip telefonları bu videoya aldık. Dördüncü kriterimiz ise tabii ki teknik özellikler nedir? Biraz orta segmente hitap eden Yonga setleri olsun istedik. Hani böyle Snapdragon 400 serisinden ziyade Snapdragon 600 serisini hatta 660 serisini bu videoda sizlerle paylaşacağız. Yani bu Yonga setine sahip telefonları sizlerle paylaşacağız. Tabii kamera tarafına da baktık arkadaşlar. Yani böyle 3 ana kamerası olsun, biraz böyle hani kamera değerleri yüksek olsun, kaliteli fotoğraflar çeksin istediğimiz için kamera kriterlerini de biraz yüksek tuttuk. Tabii bu tarz şeyleri yükseltince ne oldu? Skalamız da biraz daraldı. Malum zaten 2000 Türk Lirası altına alabileceğimiz telefonların sayısı sınırlı. Lakin bazı ek kriterler de getirince bu skala iyiden iyiye daralıyor. Dolayısıyla karşınıza böyle 20-30 modelle çıkmak isterdik. Fakat bazı şeyleri eleyince elimizde epi topu iki eldeki parmak sayısını geçmeyecek kadar model kaldı. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu modellerle baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, listemizdeki ilk modelimiz Xiaomi imzası taşıyan Redmi Note 8. Bu model biliyorsunuz ülkemizde hayli tutuldu. Nedeni ise gayet düşük bir meblağ karşılığında size son derece üstün teknik özellikler sunması. Halihazırda bu telefonun fiyatı ülkemizde yaklaşık olarak 1900 Türk Liraları civarında. 1900 Türk Lirası'na baktığınız zaman fiyat performans oranında alabileceğiniz böyle aman aman çok fazla telefon yok. Fakat genel olarak akla gelen ilk isim bu noktada Redmi oluyor. Realme de yavaş yavaş oraya doğru kaymaya başladı. Fakat hala Redmi'nin elindeki o fiyat performans kralı unvanını ele geçirmiş değil. Peki Redmi Note 8 bizlere neler sunuyor? Dilerseniz şimdi bunları size aktarayım. Biliyorsunuz işletim sistemi tarafında MIUI 10 tabanlı Android 9 Pie ile geliyor bu telefon. 6.53 inçlik IPS LCD ekranı bulunuyor. 2340x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran karşımıza çıkıyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor ki burada Gorilla Glass 5'e ayrı bir pencere açmak lazım arkadaşlar. Çünkü pek çok telefonda, yani Redmi Note 8 modelinin skalasında yer alan pek çok modelle Corning Gorilla Glass 3 ve aşağısındaki teknolojiler kullanılırken Xiaomi burada biraz daha fedakarlık yapıp Redmi Note 8 modelinde Corning Gorilla Glass 5 teknolojisini kullanmış. Yonga seti tarafına baktığımızda Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 665 görüyoruz. RAM'de ise 4 ve 6 GB'lık iki farklı opsiyon var. Depolamada ise 64 ve 128 GB'lık iki farklı opsiyon geliyor. Arka kameraya baktığımızda 48 megapiksellik ana kameraya 8 megapiksellik geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerasının eşlik ettiğini görüyoruz. Ön kamera ise 13 megapiksel. Batarya tarafında ise 4000 mAh'lik oldukça geniş bir batarya kapasitesi söz konusu. Ayrıca bu bataryanın 18 Watt'lık hızlı şarjla desteklendiğini de belirtelim. Sizlere önereceğimiz ikinci model ise arkadaşlar Honor 8X. Özellikle bütçeniz böyle 1500 lira Türk Lirası civarında ise Honor 8X'e mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz. Bilindiği üzere Honor Huawei'nin yan markalarından bir tanesi. Dolayısıyla pek çok modelinde de Huawei malzemeleri kullanıyor. Honor 8X arkadaşlar 2340x1080 piksel çözünürlüğünde 6.5 inçlik bir ekran bulunuyor. Yonga seti tarafında ise Huawei imzası taşıyan Kirin 710 kullandığını görüyoruz bu telefonun ki Kirin 710'un da Snapdragon 600 serisine eşdeğer bir güç ürettiğini sizlerle paylaşabiliriz. RAM tarafında 4 GB'lık RAM, 64 GB'lık ise dahili depolama alanı geliyor. Tabi microSD desteği olduğu için dahili depolama kapasitesini daha da arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu 64 GB sizi fazla düşündürmesin. 3750 mAh'lik pilden beslenen telefonun en zayıf yönü ise kamerası diyebiliriz. Çünkü çift kamera var ki artık biz orta segment modellerde bile 3-4 kamera görmeye alıştık. Fakat günün sonunda bu kameralar Huawei imzası taşıdığı için gayet başarılı bir performans ortaya koyuyor. Zaten Honor 8X'i listemize almamızın nedenlerinden biri de bu diyebiliriz. 20 megapiksellik ana kameraya 2 megapiksellik bir derinlik kamerası eşlik ediyor arka tarafta arkadaşlar. Bu da yine flu efekti ile birlikte fotoğraflar çekmenizi sağlayabiliyor. Dolayısıyla fiyat performans açısından baktığımızda Honor 8X'in
gayet elverişli bir model olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye fiyatı ise şu anda 1500 liralar civarında. Yani 1530'a da bulabilirsiniz, 1550'ye de bulabilirsiniz. Bu telefonu aldığınız yere göre değişiyor. Geldik 3. modelimize arkadaşlar. Listemizin 3. sırasında ise yine bir Çinli üreticimiz bulunuyor. Oppo. Biliyorsunuz Oppo Türkiye pazarına Huawei, Honor ve Xiaomi gibi isimlerden daha sonra girmişti fakat hızlı bir adaptasyon süreci geçirdi ve agresif fiyat politikası sayesinde geniş bir kitleye yayılmayı başardı. Oppo'nun A5 2020 modelini listemize aldık arkadaşlar. Bu modelde 6.5 inçlik 720x1600 piksellik bir ekran yer alıyor. 3 GB'lık RAM'e 64 GB'lık dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonda 5000 mAh'lik devasa bir batarya mevcut ki bu da eğer böyle hani günü çıkarsın 2 gün telefonumu şarja takmayayım diyenler için önemli bir seçenek. 5000 mAh'lik pil sizi 2 gün boyunca hayli hayli götürecektir. Baktığımız zaman telefonda Qualcomm imzalı Yonga seti var. İşletim sistemi tarafına baktığımızda arkadaşlar Android 9 Pie ile çalıştığını görüyoruz. Telefonun Yonga setinde ise Qualcomm imzalı Snapdragon 665 bulunduğunu sizlere belirtelim. Tabi telefon deyince aklımıza gelen şeylerden biri kamera. Hemen kamera kurulumlarını da size söylüyorum. Bu telefonda 12 megapiksellik ana kameraya, 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Yani arka tarafta dörtlü bir ana kamera kurulumu mevcut. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var arkadaşlar. Peki Oppo'nun bu kuruluma sahip telefonunun fiyatı ne? Hemen söyleyelim, 1550 ile 1600 lira arasında değişen fiyatlar var internette. Yani biz baktık mesela 1570 liraydı internet sitelerinden birinde. Dolayısıyla 1500 liralar civarında alabileceğiniz telefonlardan bir tanesi de Oppo A5 2020 diyebiliriz. Geldik 4. modelimize. İlle kullandığım telefon biraz böyle bilinmiş, duyulmuş bir markaya sahip olsun diyorsanız listemize bir tane de Samsung modeli eklediğimizi sizlere söyleyelim. Tabi Samsung olunca fiyat biraz daha artıyor. Deminden beri 1500 liralık telefonlarla söylüyorduk size. Fakat Samsung modelinin fiyatı biraz daha fazla. Bu model arkadaşlar Galaxy A9 2018 modeli. Fiyatı ise hemen baştan sizlere belirtelim. 1850 lira ile 1950 lira arasında değişiyor. Yani yaklaşık olarak 2000 Türk lirası civarında bir meblağı gözden çıkarmanız gerekiyor. Peki bu telefonun özellikleri neler? Hemen bunları size belirtelim. 1080x2200 piksellik 6.3 inçlik bir ekran bulunuyor bu telefonda. Snapdragon 660 Yonga setinden güç alıyor. Sistemini 6 GB RAM ile destekliyor arkadaşlar. Dahili depolama alanında ise 128 GB'lık bir yer bulunuyor. Arka tarafa baktığımızda 24 megapiksellik ana kameraya, 10 megapiksellik geniş açı, 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 5 megapiksellik derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise 24 megapiksellik bir selfie kameramız mevcut. Kutudan ilk çıktığında Android 8 ile çalışıyor fakat daha sonrasında güncelleme alıyor telefon. Pili ise arkadaşlar 3800 mAh. Tekrardan fiyatına dönelim. Fiyatı yaklaşık olarak 1900 liralar civarında. Yani bu telefonu almak için 2000 Türk lirasına yakın bir meblağı gözden çıkarmanız lazım. Evet, geldik listemizdeki son isme. Yani 5. telefonumuza. Sizlere 2000 Türk lirası altına önereceğimiz 5. telefon Xiaomi imzası taşıyan Mi A3 modeli arkadaşlar. Biliyorsunuz Mi A serisi hem Avrupa'da hem de ülkemizde zaten çok popülerdi. En son satışa sunulan model ise Mi A3 oldu. Mi A3 biliyorsunuz damla çentik bir tasarımla geliyor ve gayet şık bir telefon. Bu telefonda arkadaşlar 720x1560 piksel çözünürlükte 6.09 inçlik AMOLED bir ekran bulunuyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor yine. Snapdragon 665 Yonga setinden güç alıyor. Sistemini ise 4 GB RAM ile destekliyor. Dahili depolama alanına baktığımızda ise 64 GB'lık bir boş alan görüyoruz. Tabii ki microSD kart sayesinde bu boş alanı daha da yükseltmeniz mümkün. Telefonun arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış üçlü bir ana kamera modülü mevcut. Burada 48 megapiksellik ana kameraya 8 megapiksellik geniş açı ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir selfie kameramız bulunuyor arkadaşlar. Bu telefonda 4030 mAh'lik batarya var. Kutudan ilk çıktığında ise Android 9 ile çalışıyor. Fakat geçtiğimiz günlerde Xiaomi bu telefonu 3 kez üst üste Android 10'a güncellemeye çalıştı. Lakin 3 güncellemede geri çekildi. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım. Yani bu telefonu aldığınızda muhtemelen
Android 10 güncellemesi gelmiş olacaktır. Daha önce dediğim gibi 3 kere yayınladılar bu güncellemeyi. Fakat çeşitli hatalardan dolayı 3'ünü de geri çektiler. Muhtemelen 4. de yayınlanacaktır. Tabii o da geri çekilir mi, çekilmez mi bilmiyoruz. Bu telefonun fiyatını da sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Telefon şu anda ülkemizde 1850 Türk lirasından satılıyor. Yani biz bu telefonu internete yazdığımızda karşımıza 1850 liralık bir etiket çıktı. Tabii siz daha ucuzuna ya da daha pahalısına da bulabilirsiniz. Fakat arada öyle uçuk farklar olmayacaktır. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, bu videomuzda arkadaşlar 2000 Türk lirası altına alabileceğiniz 5 farklı modeli sizler için listeledik. Önümüzdeki ay yeni bir listeyle karşınızda olacağız. Belki yeni çıkmış birkaç telefonun fiyatı düşerse 2000 Türk lirası altına bu telefonları da listemize dahil edebiliriz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.